Merhaba arkadaşlar. Öykü biraz sessiz. Ben Mehmet Kartal. Bu da Öykü Kartal. Hepiniz biliyorsunuz ki Gamze bize bir kışkırtma yapmıştı. Ve bu kışkırtmanın öcünü alacağımızı söylemiştik. Evet. Bildiğiniz gibi kapı sesi çıkartmıştı değil mi? Ve biz bunun öcünü alacağımızı söylemiştik. Beklenen gün geldi arkadaşlar. Baba, bir de yarın kapı sesi tıklatın. Annem açsın. Kimse yok sesi, tamam mı? Onu yapalım anneme. Yani. Onu yapmayacağız ama çok daha kötü şeyler yapacağız. Bununla ne yapacağız mesela? Evet. Ama yarın şunu yapalım. Onu da yaparız. O zaman daha fazla uzatmıyoruz hızlıca. Videomuz başlasın. Hepsinden daha kötü olacak. Ya Allah, ne var ya? Bu ne? Sen bana vuruyorsun. Beni biri öptü. Kim öptü? Şimdi yapacağız ki bugün hayatı boyunca unutamayacak. Yiyeyim tam tam da güzelim çiçek kavuşuyla evinde sizaki sayınla çatçayı bakmışlar. Yayışlar, yayışlar uzamasın tırakka çiyarmasın kuyakkay. Arkadaşlar bu sefer elimdeki stretch bant değil. Baba bu ne var ya? Kapıya yapıştıracağız. Yapmak zorundayız. Baba ne yapıyorum? Yanmayalım bence ya. Çarparsa düşer. Kızım sen çok iyi niyetlisin. O bize neler yaptı farkında mısın? Bir şey olmaz, hadi gel başlıyoruz. Dur ben yapayım o zaman ben. Hemen vazgeçti. Ben yapayım ya. Sen yapamazsın, bekle, bu farklı bir şey. Şöyle koyalım. Baba ne olacak? Ses yapma. Çok sinirlenecek arkadaşlar. İnşallah buraya yapışır bu. Bant lazım, bant. Öykü bant getir, koş. Tamam. Baba, Mustafa'ya aldım bir de bant. Bağırıyorsun. Tamam baba. Bantı ver çabuk. Bunu piyasa videomuzu bize de yaparız. Tamam, onu biraz daha yeriz. Arkadaşlar bence yeterli. İyi oldu mu sence? Oldu mu sence? Baba Cavanay! Bağırıyorsun ama. Hay baba. Oldu mu sence? Tamam Cavanay. Oldu mu sence? Tamam, bağırmışım. Hadi o zaman. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Anneyi nasıl uyandıralım sence? Anneme su dökerek uyandıracağım. Rehmet ediyorum. Arkadaşlar Öykü su dökecek. Ben onun öncesinde emzik takacağım anneye. Hay ben de dökeyim. Sana değil, bu anneye. Yürü. Hadi gel. Dikkat et. Korkuyor mu? Kötülerini yaptın bize. Ya Mehmet, sırılsıklam. Bu bizi gece korkutmadı mı? Bu ne ya? Burnuma gitti, boğuluyordum. Kim döktü? Sen mi döktün suyu? Öykü döktü. Sen mi döktün? Öykü döktü. Sen dökmüşsün. Hayır, Öykü döktü. Sen benim üstüme niye suçu atıyorsun ya? Sen misin? Doğru söyle. Bence bu döktü. Sen misin? Yap. Arkadaşlar 2 saniyede beni sattı, farkında mısınız? Hay anasını satayım ya. Sen dökmüşsün. Öykü sen döktün. Yalan söyleme ya. Arkadaşlar siz de şahitsiniz, Öykü döktü. Öykü görür bu. Ona öyle bir şey yapacağım ki görürsün sen. Gider misiniz yanında? Ya çok abartıyorsun. Tamam bitti bu kadardı. Hemen üstüne şaka yaparsak anlar. Baba bir şey anlar. Bir şey de üstleyeceğim. Yastık ıslandı. Nasıl oldu acaba? Biz bir şey de yapmadık halbuki. Hayır sen yaptın. Sen niye benim üstüme attın hemen? Çünkü sen söyledin. Arkadaşlar hemen üst üste yaparsak sıkıntı yaşarız. O yüzden biraz araya zaman geçmesi gerekiyor. Şimdi sıradaki şakamız hepsinden daha kötü olacak. Ne yapacağız biliyor musun? Arkadaşlar şimdi tuvalet şakası yapacağız. Gerçekten iğrenç bir şaka. Ama var ya, şok olacak. İnanılmaz kızacak çünkü. Arkadaşlar sanki tuvalete kakamızı yapmışız da sifonu çekmemişiz gibi yapacağız. Bunu nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şimdi görürsünüz. Hadi gidelim, gel. Yürü. Arkadaşlar kendisi içeride oturuyor. Şu tuvalet kağıdının iç kısmını aldım. Şunu
Bakın bununla ne yapacağım gelin. Baba çok iğrenç ama. Arkadaşlar iğrenç gerçekten ama bunu yapmak zorundayız. Öcümüzü almamız gerekiyor. Bize neler yaptı, korkuttu bizi. Kim ne derse desin yeğen. İntikam güzel şey. Arkadaşlar hafif suyla, çok hafif suyla tuvalet kağıdını önce ıslatıyoruz bakın. Bildiğiniz kaka yapacağız şimdi. İyice ıslatalım. Şeklini güzel vermemiz lazım belki. Baba bu ne? Koltuk kızım bildin mi? Bozu. Şimdi arkadaşlar gelin şöyle şuraya. Bundan bir tane daha yapacağız şimdi, geliyoruz hemen. Baba ben süper. Gidiyorum kızım, çok güzel yapıyorsun, çek elini gel. Baba ben saklanacağım çünkü birazdan annem gelecek. Yanlış yaptım. İkinciyi de şöyle mesine koyuyorum. Bu baba, bu ben. Hangisi senin bakın? Şu kenarda. Gamze zaten her zaman ilk uyandığında lavaboya giriyor. Şimdi kışkırt yaptığımız için salona gitti. Birazdan lavaboya gelecek. Bunu gördüğündeki tepkisini çok merak ediyorum. Gelin. Gel kızım. Anne. Çok abarttın Gamze. Konuşmasana benimle. Yani çok abarttın. Arkadaşlar çok abartmadı mı sizce de? Ya çekme de ben yapamam. Tamam tamam. Hadi oturalım gel. Ben kızımı çekiyorum değil mi babacığım? Anne. Baba dikkat et. Şşş Öykü dur hemen gel bebeğim. Gel gel Öykü gel, Öykü gel. Ya bu ne? Ne? Bu ne? Ne? Ne ya? Ya ne? Valla hayatım sabah karnımı bir bozmuş ya. Ya yatayım ben, gitmiyor. Karnımı bir bozmuş ya. Ya Mehmet iğrençsin ya. İğrençsin ya. Anne şaka yaptım, o peçete. Nasıl peçete? Ya peçetenin içiydi, o ıslattık. Klozet peçete olacak, sifona bastım. Peçete değildi, peçetenin içiydi. Taka sandın değil mi? Ya iğrenç iğrenç şeyler yapma. Arkadaşlar Öykü hemen söyledi ya. Ya bu kıza şaka yapılmıyor ya. Neredesin sen, gel buraya. Niye hemen söylüyorsun? İki tane bounty. Ya hemen söylemememiz gerekiyor, şaka bu. Sen mi yaptın Öykü onu? Öykü yaptı. Sen mi hazırladın? Ah suya sattım ve koydum. Nerede var? Yemin ediyorum ki Öykü'nün de parmağı var. Bu yaptı. Arkadaşlar beni bir dakikada satıyor. Sen mi yaptın? Bu yaptı. Doğru söyle. Bu yaptı. Doğru söyle. Doğru musun bu yaptı? İnanmıyorum. Ya doğru musun? İnanmıyorum. Ya doğru musun? İnanmıyorum. Ya doğru musun bu yaptı? Hem hatalısın, hem hatalısın, hem bana vuruyorsun. Bu yaptı, doğru musun? Sen yaptın bence. Ya ellerini, bir. Ellerinin, ellerinden nasıl anlayayım? Nasıl anlayayım elinden? Islak işte. Senin elin ıslak. Ya ıslak dur. Bak elin ıslak. Beni satıyorsun, farkında ya, mısın? Ya arkadaşlar kim yaptı? Arkadaşlar hepiniz gördünüz Öykü'nün yaptığını. İtiraf eder misiniz? Kim yaptıysa ondan intikam alacağım. Kim yaptı? Kesin senden alacak. Ay sen yaptın. Sen görürsün küçük cadı. O yaptı. Senden biliyorum. Benim yanıma yaklaşmayın bugün. Hayır, sana o inanmıyorum. Yaptı. Sana güvenip de şaka bile yapamıyorum. Hemen satıyorsun beni. Sana güvenmeyeceğim bir daha. Arkadaşlar sıradaki şakam aslında efsane ötesi. Baba efsane. Ne? Şimdi arkadaşlar ben şimdi dışarı çıkacağım. Öykü'nün biliyorsunuz ki 100 bin kutlamasını yapacağız biz. Gamze tabii normalde bugün yapmayacağız ama bugün yapacağız diyeceğim ona. Öykü'ye gidip pasta alacağım arkadaşlar. Geldiğimde de yanağımda bir öpücük alacak. Valla. Gamze çıldıracak. Artı o pastayı almamın sebebi de Öykü'ye 100 bin kutlaması değil. Ama. Onun suratına vuracağız o pastayı. Ama baba sen neden vuruyorsun mu? Yani istiyorsan vurabilirsin ama sonra bana suçu atıyorsun sen her seferinde kızım. Ben ama, sana güvenemiyorum artık. Ama sen yaparsan ben seni ağlatayım. Sen ağlar mısın? Ay ağlamanı istemem asla. Başlasın şakamız. Arkadaşlar başlıyoruz şu an. İçeride oturuyor. Ben gidiyorum diyeceğim. Pastayı alıp geleceğim diyeceğim. Hayatım barışalım artık. Hadi ben gidiyorum. Şaka falan bir yana. Öykü'ye 100 bin kutlaması için pasta almaya gideceğim. Bu da, bunu da şu an şey için çekiyorum. Hani barışmamızın şerefine. Barıştığımızı da insanlar görsün. Yok yok, burada yapacağız bugün. Çünkü çok heveslendi, pasta istiyor, tamam mı? Aa, tamam barıştık mı arkadaşlar da söyle. Barıştık. Tamam bir daha yapmayacağım sonra şaka bebeğim. Pasta alamam, ben Sapanca'da yine kutlayacağım çünkü tamam, orada. Bugün de kutlayalım, heveslendi değil mi Öykü? Hadi ben gidip geliyorum. Kızlar görüşürüz. Hemen gel. Kendinize iyi bakın, bay bay. Hemen gel. Arkadaşlar aldık geldik şimdi Metin de benimle. Şimdi bakın ne yapacağım. Bir saniye pastayı şöyle koyayım. Arkadaşlar şu gördüğünüz rucu bu şekildeki parmağımın arasına sürüyorum. Ve sanki şurada. Metin, sen öpeceksin o zaman. Ben yapacak bir şey yok kanka, biz de süreceğim. Çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar, Metin. Kapıyı çalalım, hadi geldik. Başlıyoruz arkadaşlar. Başlayalım, başlayalım. Geldik. Baba ben aşıyım. Neyi? Ben pastayı mı? Pastayı en son kızım, daha dur, biz bitmedi. Canım, şu anları çekeceğim. Öykü'nün videosuna blog olarak koyacağım. Şöyle koyabilir miyim? Ben hazırlanayım geliyorum. Şunu şöyle. Geç geldim.
Neyle aldın pastayı? Bak, pasta bakayım. Çilekli. Öykü'nün en sevdiği pastadan aldım. Kızımın en sevdiği pasta. Bu ne gerizekalı? Ne? Bu ne? Git baksana aynaya. Ne var? Bu ne yüzündeki? Nasıl yani? Yüzündeki ruj ne Mehmet? Nereye gittin? Baksana aynaya. Ne yüzündeki? Bu ne lan? Nereye gittin? Şaka mı bu? Nereye gittin? Şuraya gitmedim, pasta alıp geldim. Beni sinirlendirme, telefonunu versene. Telefonumu ne yapacağım? Ben ne telefonunu... aldım, kim aradım bakayım. Orada. Ne suratındaki ruj, ruj ne alaka suratında? Ağzında da ruj, her yerin ruj. Ne oldu biliyor musun? Pastayı alıyordum. Pastayı aldığım yerde bir teyze. Teyze? Böyle teyze ne alaka, yalan söyleme. Bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Teyze ne alaka? Lan ne olabilir öyle, başka? Öyle suratına bak, babanın suratına bak. Ya gitsene ya, git lan, içeri. Ne alakası ya, var? Pasta masta, yüz bir bir şey yapmak istiyorum. Gider misiniz? Kimle konuştun, neredeydin? Öykü bir şey söyleyeceğim. Hatırladım şimdi, evden çıkmadan Öykü öptü beni. Yalan konuşma. Ciddi söylüyorum. Yalan konuşma. Sor. Sen mi öptün Öykü? Hayır. Öykü'de ruj mu var Mehmet? Ben sürmüştüm ona. Abi hayatım ne lan benim? Evet, yalan konuşma. Tamam, gerçeği söyleyeceğim artık sana. Ne gerçek? Ne gerçek? Beni biri öptü. Kim öptü? Benim ahlakıma ters. Beni çıldırtma, kim öptü? Çok sevdiğim biri beni öptü. Kim? Kardeşim. Sana şaka yaptık ya. Şaka yaptık. Şaka. Nerede? Neyle? Arayın mesela Metin'i. Arkadaşlar vallahi ucuz yırttık. Yani ben daha uzatırdım şakayı ama evliliğimize bir şeyler olacak diye vazgeçtim. Bu arada sen ne yaptın beni? Baba yani benim doğum günü kutlayın. O pastayı evet, söyledim. Sana bugün doğum günü pastası aldım. Çok mutlusun değil mi? Ama ne ama? Bebeğim sana bir iyi bir kötü haberim var. Anne. Bugün çilekli pasta yiyeceksin. Ne? Ama annenin suratından. Çünkü annenin suratına vuracağız onu. Hayır. Evet vuracağız. Annem çok kıyamam. Ben ona kıyamam. Ama o bize neler yaptı Öykü? Ay, o benim annem. Ama bize neler yaptı, hatırlamıyor musun? Ama bir şey olmaz. Üzgünüm kızım. Ben buna karar verdim. Yapacağım o pastayı, boşuna ben almadım. Hayır, boşuna aldım. Almadım. Bu kadar mı çok seviyorsun anneni? Evet. Beni mi daha şu anneni mi? Evet arkadaşlar, Öykü'nün 100 bin kutlamasını yapıyoruz sizlerle beraber. Bu arada Çocuklar Duyması izlemekten sıkılmadık mı? Hayır. Kapatalım biraz televizyonu. Müzik açıyor kızıma? Yok yok, müzik açma. Doğum günün olsaydı sana, iyi ki doğdun Öykü'ye çağırdık. Doğum gününde yine yaparız. Bu arada baban sen çok istedin ya pasta almış, ben sana Sapanca'da yine kutlama evet yapacağım. Evet, hayır. Alın oradan. Evet arkadaşlar, Öykü'nün 100 bin kutlamasının kendi aramızda yapıyoruz. Ben şu an bize hatıra olsun diye kameraya çekiyorum. Anne şu çok korkunç. Wow. Çabuk yan. İyi ki doğdun. Öykü. Ama niye mi yanmıyor? Doğdun. Aaa Öykü gel. Öykü gel, Öykü kutla hadi. Bravo. Teşekkür ediyoruz. Öykü aşkımı 100 bin yaptığınız için. Ama bize atıra, bunu kimse görmeyecek ki. Hayır, atacaklarım. Kendi aramızda yapıyoruz. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Öykü. Bravo kızıma. Şimdi bir saniye arkadaşlar, bir dakika. Öğürüm ben sana. Şunu bir, ya şimdi mumu üfleyelim önce. Doğru, doğru. Ben pembesini üfleyeceğim. Tamam, ben de mavi üfleyeyim. Üfle. Üfleyeyim. Hepsini Öykü üfleyeyim. Bravo, alkış. Sarılacağım sana. Hadi. Öpeyim, tebrikler. Öykü, şu çikolata yerini değdirmeden yiyebilir misin? Hayır, yemek yemiyorum. Nasıl istemiyorsun? Sen yiyebilir misin? Kes, getirsen öyle yiyeyim. Bir şey söyleyeceğim, pastayı böyle yiyelim, hiç kesmeyelim bence. Kes. Değil mi Öykü? Çok güzel pasta. Hayır, ben size bıçak deteceğim. Evet, tabak getir. Pastamız burada, pastamızın kızı burada, annesi de burada. Allah senin belanı versin, gerizekalı. Yüzüğe kutlaması dedik, ne yapıyorsun ya? Çok tatlı olmadı mı? Öykü annenin yüzünü pastaya vurdun. Ya vurdum da pastayı yedin ya. Ayy, bir daha ben pastadan yemem hayatta. Sen yer misin? Sen ye onu. Sen yer misin Öykü? Bir şey olmaz. Daha bir sürü şaka yapacağım bunu. Daha bir sürü şaka yapacağız evet. Ay çiçeğim var. Şimdi tabak getir hadi kesin. Ya baban detilsin. Baba detil sen. Tamam ben getiriyorum. Oğlum! Öykü bak ne yaptık? Ya ne yapıyorsun? Çok tatlı oldu. Çok güzel oldu. Nasıl kalkacağım? Gözüm açım. Geri ne kaldı ya? Dümdüz yürüsene ya, lavaboyu bulabilirsin. Allah senin belanı versin. Koş koş ya. Koş koş Allah koş. Allah senin belanı versin ya. Çok kızdı galiba ya. Salak. Başka şaka yapmasak mı? Hayır yapalım. Bence de yapalım. Hala saydırıyor bu bize ya. Ben bunu nasıl yapayım ya? Neyle yapayım? Çok güzel olmadın bak, ama. Bak çocuk beni deli etme. Seni var ya pastalara boğacağım.
görürsün. Bir şey söyleyeceğim. Ya. Burnunun içinde ya pasta ya. Var. Öykü burnunun içinde pasta. Bana bak. O pastanın hepsini. Arkadaşlar çok kızdı. Yiyeceksin. O pastanın hepsini sen yiyeceksin. Yanlış anlamadı. O pastaya dokunmam artık. Ya oy. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ya gitsene daha çekiyor. Geçmiyor ya. Geçmiyor. Geçmiyor. Niye böyle bir şey yaptınız Öykü? Öykü'nün pikniğiydi. Aşkım bir şey söyleyeyim, son şakaydı. Gerçekten bitti ama. Gider misin yanımdan? Arkadaşlar bize çok kızdı. Şu an laboda. Yüzünü yıkıyor. Ama tabii ki de bitmedi. Daha neler yapacağız biliyor musun? Şimdi arkadaşlar şimdiki şakamız şu. Hayır o değil. O sürpriz. Elimde makarna var. Makarnayı ağzımın içine yerleştireceğim. Ve kendisinden benim boynumu çıtlatmasını isteyeceğim. Çıtlatırken ne olacak biliyor musun? Hı. Başlayalım mı? Ay makarna da pismiş ya. Gamze, hayatım boynum çok ağrıyor. Ne oldu? Bilmiyorum, çok ağrıyor ama ya. Ne oldu ki? Şöyle kütletsene beni ya. Her bir hareket mi yaptın? Bilmiyorum, beni kütletsene. Ben nasıl yapayım? Çevir, çevir şöyle. Çeneden tutman lazım. Heh. Aa! Ne oldu? Aa! Ne oldu? O ses neydi, ne oldu? Lan ne oldu? Şaka yaptım! Bir kez öleceğim ağzımdaki mayana da çok pis ya. Ulan bak, bunun şakası yapılmaz ya. Yedi ya arkadaşlar. Ya, bu başardık. Ya. Öykü duydun mu sesi? Anne sen de her şeyi yiyor, salak mısın? Annesine salak mısın? Güzel misiniz ya? Ya Mehmet korktum, geride kaldım. Nasıl korktum? Bir şey oldu sandım. Sizce ne yapacağız? Bayağı patlatacağız. Hak ediyor aslında. Bir yandan da kıyamıyorum ama bize yaptığı şeyler... Biz annesi beni çok seviyor. Deli midir nedir ya? Balonları çaktırmadan gideceğiz. Önce birkaç defa balonlarla gitmeyelim diyorum. Önce önünden biraz geçelim, sinirlendirelim değil mi? Birazcık bakalım sizler. Anne ne yapıyorsun diye. Ona limon mama sayışı. Sonra kafasına limon mama sayıda gelin. Onun aklımda yok da ama kötü fikir değil. Neyse, balonları patlatacağız. Bir televizyonu izlerken sizlere de arkadaşlar biraz daha. Ama sakın videoyu ilerletmeyin. Çünkü videonun sonunda öyle bir şey yapacağız ki bugün hayatı boyunca unutamayacak. Gamze Kart'a yok diye, kanala abone olun diyen kimse yok diye düşünmeyin arkadaşlar. Kanala hemen şu an abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz ve bu tarz videoları kaçırmıyorsunuz. Şimdi başlayalım. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Ne izliyorsun? Netflix öde, ben gitsin izleyemiyorum. O zaman öde. Lay 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 lay. Gerçekten üzülüyorum ama. Güzel oynasana çocukla. Gel bebeğim kızım. Patron bebek mi izliyorsun? Öykü gel. Bunun ikincisi çıktı, Öykü izledin mi? Ya gidin. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Gidin ya. Salak mısınız ya? Yeter. Yeter yeter. Bu kadar sinirince bir şey yaptın mı? Aklım olurum, pislikleri topla. Bebeğim tamam bitti zaten. Ya hayır benimle konuşma yeter. Git. Yine başladınız ya. Ben sizin gözle bak görürseniz tamam ben gidiyorum içeri. Siz de bir an önce gidin nenesinin yanına. Ben de gelmiyorum. Evde dışılmayacağım bugün. Sinirlendi. Valla ben buradan gitmeye çıktım. Bu da meyve suyu ve mısır keyfi yapacağım. Sen bir şey söyleyeceğim. Mısır ve meyve suyu keyfi yaptığın için gitmek istemiyor musun? Sence hiçbir güç bizi bu evden gönderebilir mi ya? İki şaka yaptık diye bizi kovuyor. Arkadaşlar biraz kızdırdık ama bitti. Son bir şey dışında öyle bir şey yapacağız ki. Bakın iddia ediyorum. Bugüne kadar bize yaptığı her şeyi toplayın o kadar etmez. Bitirmiş efsane olacak. Ve bugün unutmayacak arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim geldi şu anda. Şöyle söyleyeyim size. Saat 10'a giriyor bakın. Bayağı bir bekledik bunu yapmak için. Çünkü aradan biraz zaman geçmesi gerekiyordu. Unutması gerekiyordu. Ben videoyu bitirdim falan filan yaptım. Hatta bitirişi bile çektim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız Öykü? Anne, annemden zaten havuza gidecekti. Ama onunla ne alakası var şimdi? Ne yapacağız biliyor musun? Ben kafasında yumurtayı kırayım. Sen un dök. Ya da sen un dök ben yumurtayı kırayım. Hangisini yapalım? Ben onu dökeyim, sen yumurtayı kırık. Açtık arkadaşlar. Öyle bir şey yapacağız ki kesin bize saldıracak. Kesin. Ve bunun öcünü de alacak bence. Ama baba benim kucağıma al. Belki bana da saldırır, sana saldırmaz. O zaman kaçarız değil mi? O zaman başlasın. Arkadaşlar buradan hazır cebime koyacağım. Hazır mısın? Bu sen dök tamam mı? Su zannetmesi lazım tamam mı? Su baka. Gamze hazır hayatım. Öykü yaşlı, ben yemeyeceğim. Ben aç değilim. Sizi hazırladım zaten. Beraber çocuğa yedir ya. Bir şey yapmadın değil mi yemeği? Ya yemeği ne yapacağım nimet ha? Doğru söylen. Yok valla şey yapmadım. Öykü şey küçük kaşık var da. Öykü ben, de yedim. Kızım annenin yanına otur da. Suyu şöyle koyayım. Gamze kafanda yumurta kırıldı. Yemeğe döküldü ya. Ayy.
bir şey söyleyeceğim. Nasıl kalkacaksın? Sen salak mısın? Gamze. Öykü sen salak mısın? Vuracağım elimi tersiyle sana. Gamze bir şey söyleyeyim. İkinci yumurtayı kıracaktım da arkadaşlar. Kıramam. Kaldırır mısın? Sakin ol. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tavukların arasında seni 10 gün uyutmazsam benim de adım Gamze değil. Allah'ın cezası. Öykü. Allah'ın cezası. Her yer un oldu. Gamze. Kızım ya, ne yaptın? Ben yapmadım. O yaptı. Un döktü. Ne yaptın Öykü? Elle mi ya? Onu elliyorsun bir de ya. Gider misin uzaya? Git. Öykü gel. Öykü gel. Gidin bu evden. Öykü kaç kaç kaç. Başlarım kaç, ya. Kaç kaç kaç. Tamam hayatım, bir şey söyleyeyim mi? Bak kamera orada. Bak bir dakika. Ya Mehmet, kafamdaki yumurtaya bakar mısın? Gel videoyu bitirelim gel. Ya videoya başlarım bak. Gerçekten bitti. Başlarım videoya. Bitti vallahi bitti. Yakışın. Öcümüzü alacaktık, aldık. Öykü gel. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Şu an bir de Gamze kamera tutuyor bu haldeyken, kıyamam ya. Videoyu beğendiyseniz videoya en az 50 bin like bekliyorum ki bu videonun devamı gelsin. Çünkü sırada bir başkası var. Yok. Sırada bir başkası var arkadaşlar. Aa, sen ne istiyorsun? Sen kızım. Yok sana yapma. Vallahi sen ne istiyorsun? Ne yaptı? Hayır öyle bir şey yapma. Hayır yapma öyle. Kız ayıp. Bu arada arkadaşlar Gamze'yi Instagram'da takip etmek istiyorsanız şuradan, Snapchat'ten, bu arada Snapchat'te de çok aktif, takip etmek istiyorsanız da şuradan abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın ki bu tarz videoları kaçırmayın. Annesine de kırılmış kalp çünkü bugün gerçekten çok kötü şeyler yaptık ona ya. Gerçekten duşa girmek zorunda kalacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Gamze bugün bu hale geldi ve bunun sebebi de bu kız. Seni çok kötü. Demek ki sıradaki kim, bilin evet, bakalım. Seni çok kötü yapacağım. Ben duşa gidiyorum. Gerçekten kapat kamerayı. Daha beni çekme bu halde. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Aşkım çekme. Kurbanım. Beni böyle çekme. Ama. Bye bye. Kapına bana oynama. Sıradaki kışkırtma kim biliyor musun? Sana bye bye.